Selam millet, ben Şefik ve bu da Planet Zoo'nun yeni ek paketi. Evet, 17. ek paket çıktı. 30 Nisan'da Barnyard Animal Pack, yani çiftlik hayvanı paketi. Yıllar önce canlı yayın yaptığım dönemlerde bu oyun yayında oynuyordum. Belki de birçok izleyici iş veriyordum parklarımda. Ben yayınları bıraktım ama yapımcılar bu oyuna ek paket geliştirmeyi bırakmadılar ve oyunun 17. paketi çıkış yaptı. 30 Nisan'da çıktı dediğim gibi. Aradan biraz zaman geçti ama ben de paketi temin etmişken bir pakete bakayım. Paket içerisinde neler var? Bunları size göstereyim istedim. Şunu söyleyeyim başlangıçta neler olduğunu zaten göstereceğim ama kısaca özetleyeyim. Oyunda 7 tane yeni hayvan var. 60'tan fazla dekorasyon üyesi var, rustik temalı ve terk edilmiş bir çiftliği yeniden böyle hayata döndürdüğümüz, yenilemeye çalıştığımız bir senaryo var. Bu içerikleri, daha doğrusu bu paketteki ana öğeler tabii ki, ana aktörler 7 tane hayvan. Bunları göstereceğim. Göstermek için de bir önceki Planet Zoo ek paket videosunu yaptığım gibi hazır, tamamlanmış, inşa edilmiş bir park indirdim. O parkta sadece bu pakette yer alan hayvanlara yer verilmiş. Ben de bu hayvanları size göstereceğim. Sonrasında siz de bu hayvanları besleyip büyütmek, parkınızda yer vermek ve onlar üstünden para kazanmak istiyorsanız ve zaten Planet Zoo'yu da oynuyorsanız bu pakette satın alabilir ve oyunu oynamaya devam edebilirsiniz diyorum. Öncesinde hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Bu pakette az sonra göstereceğim 7 hayvandan en çok hangisini sevdiğinizi, beğendiğinizi ayrıca yorumlara bırakabilirsiniz. Böyle ilginç bir talepte de bulunmuş olayım ve hemen hazır parka geçeyim. Gördüğünüz gibi elimde hazır bir park var. Bunu kendim yapmadım. Başta dediğim gibi, az önce dediğim gibi hazır bir park indirdim. Çünkü genelde bu paketlerle gelen senaryolarda hazır olan parklarda her hayvan olmuyor. Sizden zaten o parkla ilgili bir şeyler yapmanızı istiyor. Parkı geliştirmenizi istiyor belki de. Haliyle bazen çok zor olabiliyor bu hayvanları bir araya getirmek. Her zaman hayvan pazarında da olmuyor. Hayvan pazarı deyince de biraz garip geldi kulağa ama. Haliyle ben de böyle son bir iki videodur böyle hazır parkları indireyim ki bunlar üstünden direkt hayvanları size göstereyim istedim. Şimdi etrafta tabii ki hem bu paketten hem de diğer paketlerden kullanılan bazı tasarım öğeleri var ama genel olarak bu çiftlik teması olduğu için bu paketin içeriği. Etrafta göreceğiniz çiftlik öğelerin tamam bu pakette mevcut. Peki hayvanlar neler? Hemen onlara bir bakalım. Önce şu hazır parkı bir açalım bakalım hangi hayvanlara yer vermiş. Daha doğrusu hangi hayvanlar varmış bir size listeleyeyim. Alpaka var. Alfabetik gidebilirim aslında ama burada İngilizce alfabetik olarak ilerliyor. Neyse alpaka var. Çok ilginç bir hayvan. Türkiye'de alpaka var mı bilmiyorum mesela. Yani aslında çiftlik hayvanı olarak da düşünemiyorum. Çünkü gerçekte zaten görmediğim bir hayvan ama Türkiye'de de var mı bilmiyorum. Bir alpaka çiftliği var mı onu da bilmiyorum. Onun dışında bir şeyimiz var, keçimiz var. Alp keçisi diye bir hayvanımız var. Bir Amerikan eşeğimiz var. Amerikan standart donkey demiş. Yani standart olmayan eşeği de mi var Amerikalıların bilmiyorum. Highland sığırı var. Bir adet sığırımız mevcut. Hill Radnor koyunu var. Bir de koyunumuz mevcut. Sussex chicken var. Tavuğumuz da mevcut gördüğünüz gibi. Ve son olarak Tamworth pig domuzumuz da mevcut. Yani alpaka dışında gerçekten hepsini bir çiftlik temasına oturtabiliyorum ama niyeyse alpakaya bir kafamda oturmuyor. Hemen bir bakalım. Şöyle bir hayvanlara bakalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Gördüğünüz gibi burada insanlarla iç içe gezen şöyle bir izleyici kamerasından da bakalım. Normalde biliyorsunuz bu park oyunlarının ya bu park oyunundaki birçok hayvan diyeyim. Park oyunları demeyeyim. Hayvanları genelde şey görürüz. Kendi alanlarında kendi kendilerine takılırken görürüz ama bu en azından bu yapılan şeyde diyeyim bu hazır parkta alpaka da herhalde çok zararlı bir hayvan olmadığı için insanlarla iç içeler gördüğünüz gibi. İnsanlar alpakaların yanında geziyorlar. Bu arada bağıranı da duydum. Biraz eşek gibi bağırıyor ama koşmaya başladı. İnsanlarla iç içe takılıyorlar gördüğünüz gibi bir adet değil bayağı bir alpaka buraya konulmuş. Hemen şuradan bakalım kaç tane dizmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alpaka koymuş. Sırf bu showcase parkını yapayım diye. Keçiye bakalım. Buradan keçiye bakalım. Keçiler de yine evet bu. Vay yalnız burada iki hayvan aslında birden fazla tür bir arada gezdiriyor. Hemen keçiye de bakalım. Ya zaten bu oyunun en güzel yanı bu hayvanların tasarımı. Bazen tabii yürürken garip. Aa burada da bir tane minik. Yürüyor bakın. Ama bizim konumuz keçi. Keçilerin biliyorsunuz özellikle göz. Abicim kameranın önünden. Evet. Gözleri çok acayiptir. Ama işte bakın utandı. Utandı hemen kameralardan kaçtı. Buraya ekran da koymuşlar. Çok da güzel bir tasarım yapmışlar. Aslında gördüğümüz hayvan şu. Capra hircus yazıyor artık. Latincesini bilmiyorum keçinin ama. Yaz bütün hayvanlar işte. Gerçekten bir çiftlik var burada. Keçiler, koyunlar, tavuklar hepsi işi.
Ama keçimiz de böyle. Bir keçimiz daha var. Şöyle biraz daha yaklaşıp şöyle bir gözüne bakmak istiyorum. Keçilerin biliyorsunuz gözleri çok enteresandır ama. Keç sakalıyla beraber gerçek bir hemen oyuncağını da aldı. Bakın bu o kadar utanmıyor. Oyuncağını da aldı. Oyuncakla oynayacak. Birazcık tabii şey aldı. Hızlı aldı ama yakalayamadık. O kadar hızlı aldı ki. Oynayacaktı ama. Hayvanlarla bu kadar. İç içe olmak derken bu kadar da abartmayalım. Bu hemen yere kıvrıldı. Keçiyi de görmüş olduk. Üçüncü hayvanımıza geçelim. Sıradan gidiyoruz madem. Eşek. Bakalım eşekleri nereye koymuşlar. Yine insanlarla iç içe. Bu çiftlik hayvanları tabii. Çiftlikte de insanlarla hayvanlar iç içe olduğu için. Muhtemelen böyle bir. Yaz bu niye bu kadar üzgün? Kendine gel ya. Bak kamera seni çekiyor aynen. Böyle bir seni takip edelim. Bunun Latince adı mı acaba bu? Equus africanus asinus. Hiç duymadım. Burada eşekler gördüğünüz gibi. İnsanlar da ilk defa eşek gör. Ya eşeği zaten görmek için hayat bahçesinde gelmezsin ya. Biraz enteresan oldu. Tabii bu çiftlik hayvanlarından bir park yapılmış olması. Devam ediyorum. Dördüncü hayvanımıza geçelim. Eşeği de gördük. Sığır. Zaten hemen yan tarafta yer alıyormuş bir tanesi. Yalnız bu çok gölgede ve şeyde kalmış. Abi sığır sevmeye falan gelmiyorsunuz değil mi ya hayvanat bahçesinde? Çok enteresan bir şey. Bakın burada biraz daha gösterişli bir sığırımız var. O da diyor ki niye insanlar buraya gelmiş? Niye bizim alanımızda geziyorlar? Niye bu kadar iç içeyiz? Neler oluyor? Gıdıklıyor musun? Bak o boynuz çok tehlikeli yalnız. Bir anda geçiriverir vallahi. Sinirlendirmeyin hayvanları. Bence buradaki bu parktaki hayvanlar şu anda çok rahatsız. İnsanlar böyle gelip nanik nanik yapıyorlar. Hayvan da çok anlayışlı tabii. Aa, bir tane de burada bakın yatmış. Gelen giden umurumda olmaz. Ben burada takılırım demiş. Bakın burada güzel güzel yatıyor. Sığırı da görmüş olduk. Sıradan devam edelim yine koyun. Koyun zaten gördük aslında az önce. Keçilerle beraber sevin sevin. Aynen. Burada. Bu daha böyle şey anlayışlı. Şimdi kameraya da bakıyor tabii. Çok da bir çıkıntılık yapmak istemiyor ama biraz değişik bir koyun gibi ya. Evet tam olarak öyle. Koyun da iyiymiş. Tabii hayvanların yani Planet Zoo'yu bilenler biliyordur. Bilmeyen biri de bu videoyu izlemiyordur muhtemelen ama genelde şey olur. Böyle hayvanlar çok detaylıdır ve farklı yaşlarda tipleri falan da çok değişir. Şimdi bizim gördüğümüz mesela ilk koyun bu ama mesela şurada da bambaşka bir koyun var bakın. Koyunlar, koçlar. Burada hepsi didinmiş. Şöyle bir şu alana da bir bakmak istiyorum. Burada farklı farklı hayvanlar var tabii. Hani listeden değil de kendim görür müyüm diye bir bakayım dedim. Ve tavuk. Tavuğa da bir bakalım. Zaten tavuk da burada ama şöyle biraz ayrı bir yerdeki bir tavuğa bakmak istiyorum. Biraz daha garibim. İnsan yoğunluğundan ne yapacağını şaşırmış. Oturdu yere bak. Resmen hayvanların yaşayacağı alanı insanlar basmış. İnsanlar da basınca burada bir sıkıntı olmuş. Yani ezeceksiniz ya evladım. Dikkat edin ya. Bak kaçıyor kaçıyor. Bak bak bak. Bak nereye gideceğini şaşırdı. Çekilin artık yeter diyor ya. Fenalık geldi bak. Su içmeye geliyormuş hayvan ya. Ben de fenalık geldi sanıyorum. Burada park görevlilerimiz de çok eğleniyor. Ya burada müthiş bir hayvan kaosu var bu arada. Yandan da etrafta enteresan bir şey görür müyüm diye bakıyorum. Hani çalışanlar buralarda zaten. Hayvanlar iç içe girmiş. Tabii ben koyun dedim ama koç da var. Direkt koyun diye geçiyor. İngilizce'de onun ayrımı var mı bilmiyorum ama. Burada Latince ismine de bakalım. Ovis aries. Gördüğünüz gibi. Göstermediğim sanırım bir tane hayvanımız kaldı. Şöyle aşağı inelim. Tamworth domuzu. Türkiye'de domuz çiftliği var onu biliyoruz. Domuza da bir bakalım. Domuz yok muydu ya? Ben domuz vardı ya. Farklı bir domuz vardı muhtemelen oyunda. Şu oyun mu oynayacak dedim yok. Domuz da çok sakin karşıladı bizi. Şuradaki belki oyun oynarsa diye hani bir oyun oynayan bir domuza denk gelir miyiz diye bir şey yapayım dedim. Domuzumuz da böyle. Domuz vardı ya. Sanki bir önceki pakette yine domuz vardı. Ben onu göstermiş olabilirim ama işte farklı farklı domuzlar var. Farklı farklı koyunlar var. Eşekler var vesaire. Oyuna bunların hepsi ekleniyor. 17 paket. Ortalama 5 ya da 6 hayvan olsa
Nereden baksanız biz 80-90 tane hayvan... Kamerayı şöyle çevirelim, o arkasını döndü. Oyunda yer alıyor. Hatta şeyi hatırlıyorum ben. Bir önceki pakette de yine domuz vardı ve domuz oyun oynarken böyle çamuru köpürtüyordu falan, böyle bir olay vardı. Belki bunda da olur mu diye bakıyorum da çamur şurada. Çamura girmek istemiyorlar. Şu anda kirlenmek istemiyorlar ama... Sonuç olarak oyundaki 7 hayvanı da göstermiş oldum. Yani bu hayvanlar tabii farklı boydalar, farklı tipteler, işte farklı detayları var. Şöyle bir etrafa bakayım. Haliyle bunları da artık parkınıza ekleyebiliyorsunuz. Yalnız önceki paketlere göre bu paketin mesela ben Steam kullanıcı notunu, insanların yorumlarını merak ettim. Aslında notu biraz düşmüş. Ama ne yalan söyleyeyim. Ben böyle çiftlik hayvanlarının olmasını sevdim ve böyle iç içe yaşatabiliyor olmamız. Tabi burası bir çiftlik değil ama biraz enteresan olmuş. Bu ne almış ya kafasına? Onun gözünden değil de, first person değil de şu çevresinden bakacaktım. Gitmiş bir şey almış bakın. Bize para kazandırmış, dükkanlardan bir şeyler almış. Ve parka da bir genel bakmak istiyorum. Bu parka da böyle hoşunuza gittiyse hani bunu alayım, yani paketi alayım, sonra da bu parka alayım, bunun üstünden gideyim derseniz bunun atölye linkini de bırakırım. Böyle parkın bir geneline bakalım. Şurada bir giriş yeri. Ya, otopark falan mı yapmış böyle? Böyle bir şey var mı ya oyunda? Dekoratiftir tabii de. Parka giriyorlar gördüğünüz gibi. Yalnız bunlar sanırım tamamen bu park, bu paket içeriğinden gelen şeyler. Burada çok güzel böyle bir mini tarlamsı, seramsı bir yerde yapılmış. Çok güzel bir çalışma da olmuş. Yani dümdüz hayvanları koyayım olmamış da, koyayım yapmamış da biraz da etrafa da çalışayım istedim. Zaten bu yapıların hepsi çok net çiftlik temalı. Şöyle etraf çok da büyük bir yer yapmamış. Bakın park şu kadar. Ama şu kadar alanı zaten hayvanlar bir arada yaşayabiliyor diye iç içe koymuş ve güzel de bir park olmuş. Sonuç olarak ya böyle içerikte ne var bunları hızlıca göstereyim istedim size. Hayvanları görmüş olduğunuz 7 tane hayvanınız var. Tekrar hatırlatayım. 60'tan fazla dekorasyon üyesi varmış ki onların bazıları. Belki hepsi kullanıyordur da böyle detaylarda anlamak zor. Bunları da burada görebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi bir senaryo var. Hatta senaryodaki karakter galiba oyunun ilk zamanlarında olan da bir karakter. Hani öyle bir anlatımlı bir senaryo sistemi var ya oyunun. Ben yayında oynarken de öyle başlamıştım galiba. Oradaki karakterlerden biri. Sanırım dönmüş oyuna. Daha doğrusu onun yer aldığı bir senaryo eklenmiş. O yüzden böyle bir içerik var diyebilirim. Fiyatını hatırlamıyorum. Fiyatını ekrana yazarım. Ama zaten bir Planet Zoo tutkunu iseniz paketleri takip ediyorsunuzdur. Ama ne bileyim belki uzun süre önce bırakmışsınızdır. Bak gördünüz mü, yakaladım. Oyuncağı aldı götürüyor. Bırak onu yere. Nereye götüreceksin onu? Birine mi götüreceğim? Yok. Tamam. Böyle uzaklaşayım, yine kendi haline bırakalım. Ne diyordum? Ha. Planet Zoo'yu zaten oynuyorsanız paketleri takip ediyorsunuzdur ama hani belli bir ara verdiyseniz ve ne paketler geliyor gidiyor takip edemediyseniz böyle bir paket gelmiş olduğunda size bu video sayesinde hatırlatmış oldum. Açıklama kısmına da linkini bırakıyorum. Yani çok pahalı değildir hatırlıyorum. 5-6 dolar falandır. Yani bir oyun fiyatı değil tabii ki ama dolarla çarpınca tabii fiyatı biraz daha artacaktır. Yanlış söylüyorsam zaten ekrana yazmışımdır. Bunu da söylemiş olayım. Ve bu ek paketin videosunu burada tamamlayayım. Başka bir videosunda görüşürüz.